Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu süt kahvesi ve kremle güzel bir model göstereceğim. Hem çok kolay hem de çok gösterişli bir model arkadaşlar. İkisi de iplerimin bebe yünü. Şu şekilde şişler kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz tunuslu, dilerseniz de bu şekilde silikon saplı 2,5 milim tığlardan da kullanabilirsiniz. Bir de devamlı yanımda şöyle makas bulunduracağım. Siz de hazırsanız hemen yapılışına geçerek modelimize başlayalım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Ben kısa bir anlatım yapacağım için 3 modelden anlatsam benim için yeterli arkadaşlar. Kenarlara yarım olacak. Ortasında da 2 model olsun. Şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Birinci model için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İkinci model için bu şekilde sayabilirsiniz. Ya da hiç saymayın arkadaşlar. Göz kararı zincirlerinizi çekin. En güzeli bu. Talimatlar için de arkadaşlar alt yazıları açabilirsiniz. Hangi ülkeden izliyorsanız dilinizi seçebilirsiniz. Yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Evet. Zincirlerimi çektim. Tığımın başında gelen hemen zincirimin içindeki var. Onun yanındaki zincirime batıyorum ve tek katını alıyorum. 2 oldu. Yanındakine battım. 3. Yanındakine battım. 4. Yanındakine battım. 5. 6. 2, 4, 6 ve 7. 7 tane ilmek çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığımın başına bir kez sardım. 2. 2. 2. 2. 2 ve 2 çıktım. Bu zaten bakın bu kenar ilmeğimin bu. Bu değil, hemen yanındakinden aldım. Yanındakini aldım. Tek tek aldım. Kenarda bir iki tane kaldı. Bu ikisini birden alıyorum buraya gelince. Eksilttim. 6 tane ilmeğim kaldı. 2 2 2 çıkıyorum. Yine aynısını yapıyorum. Tek tek alıyorum. Kenarda 1 2 tane kaldı. İkisini çift alıyorum. Kesmiş oluyorum. 2 2 2 çıktım. Bu şekilde. Devam ediyorum. İkisini bir aldım. Tek aldım. Ve ikisini bir aldım. 3 ilmeğim kaldı bakın. 2 2 çıktım. Şöyle bir bakın. Model oldu. Şimdi hemen şuradaki ilmeği alıyorum bakın. Şöyle göstereyim. Şunu. Bunu alacağız. Bunu aldım. İkisini bir kapattım. Bakın. Bunu aldım. İkisini bir kapattım. Bunu aldım.
İkisini bir kapattım. Bunu aldım. İkisini bir kapattım. Ve bak şu kenara batırıyorum. Şu şekilde. Şuraya batırıyorum ve ikisini bir kapatıyorum. Şimdi devam edeceğiz aşağıya doğru. İkisini bir kapattım. Bakın. 1, 2, 3. Şöyle sayacağız. 3 çiftlerimizi. 4, 5, 6, 7 olacak şimdi. Devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 13 tane ilmek çıkartacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tane burada ilmek çıkarttım. Beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. İkisini çıktım. İkisini çıktım. İkisini çıktım. İkisini çıktım. Tığla daha kolay geliyor arkadaşlar. Eğer toplayamıyorsanız dediğim gibi tunus tığı kullanın. İkisini çıktım. Toplamalı bir model olduğu için birikmiyor tığ da. Onun için tığ daha goleyime geldi. Bakın. Çıktım, topladım. Şimdi tek tek şöyle baştaki tek. Burada 1 2. Baştakini 2, ortalar tek ve en sondakini 2 alacağız. Tek tek alıyorum. Tek tek aldım. Tek tek aldım. Sona geldim. Başta 2 aldım. Sonda da 1, 2 alıyorum. İkisini, ikisini, ikisini kapatarak sıra başına çıkıyorum. Kenarlara yarım, ortalara bütün koyuyoruz modeli arkadaşlar. Baştakini 2 alıyorum. Ortaları tek, 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 tek. Sonda iki tane kalasıya kadar. Baştakini 2 aldım. Sondakini de 2 alıyorum. Çıkıyorum. Baştakini yine 2 aldım. Sondakini de 2 aldım. Çıkıyorum. Baştakini 2 aldım. Sondakini de 2 aldım. Baştakini 2 aldım. Sondakini de 2 aldım. 3 tane ilmeğim kaldı. İkisini bir, ikisini bir topladım. Şimdi şuraya batıyorum bakın. Şöyle göstereyim. İki iki kapatıyorum. Buradan aldım bir tane. Bir tane de buraya battım, kapattım. Devam ediyorum. İki, üç, dört, beş, altı,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İkisini kapattım. 2, 2, 2. Sıra başına gidiyorum. Şimdi bu kenarda gösterdiğimin aynılarını yapın arkadaşlar. Şöyle bütüm. Ne yapacaksanız bütümleri ayarlayın. En son şu kenarda bir tane daha küçük yapacağız. Ben iki bütüm, iki yarımdan göstereceğim. Şimdi buraya kadar beraber geldik. Bu aradaki bütümleri ayarlayın. Daha sonra bekleyin. Bu kenara yarımı beraber yapalım. Bunun aynısı olacak. Karıştırırsanız da tekrar tekrar ileri geri yaparak da izleyebilirsiniz. Bütümlerimi hazırladım. Şimdi en son kenara bir tane daha yarım daha yapacağız. Hemen şurayı da kapatayım. Bakın zincirlerimi saymadan yapmıştım. Fazla gelirse de kenardan keseriz. Bu şekilde kolay oluyor arkadaşlar. Hemen başlıyorum. 7 tane ilmek. 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2 çıkıyorum, 2 çıkıyorum, 2, 2 çıkıp sıramın başına geliyorum. Baştakileri hep tek kenardan çift alacağız. Kenara geldiğimde ikisini bir alıyorum. Biraz şöyle kapatayım ışığımı. 2, 2 çıkıyorum. 2'leri tek alıyorum. Sondakini 2 alıyorum. 2, 2 çıkıyorum. Baştakini tek alıyorum. Sondakini çift alıyorum. 2, 2, 2 çıkıyorum. Baştaki tek, sondaki çift, 3 tane ilmeğim kaldı. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. Ve yandaki bakın ilmekleri alıp sık iğne, yandaki ilmekten alıp sık iğne aşağıya iniyorum. Ben süt kahvesiyle başladım. Dilerseniz kremle de başlayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bırakıyorum. Sondakine batırdım. Buradaki zincire batırıyorum. İlmeği kaydırdım ve bir zincir çektim. İpimi buradan kestim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle iki tane yarım. İki yarım. İki tane bütümden gösteriyorum. Şimdi bu aralara şöyle bütüm yapacağız arkadaşlar. Hemen krem ipimizle başlayalım. Şöyle şuradan başlayacağız. Bu bir. Bu ipi de içe gizliyoruz. Şöyle bir üstten verdim. 2. İpi alta attım. Şöyle 3, 4, 5, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane burada ilmek toparladım. Şöyle göstereyim bakın. Tam 13 tane. Şimdi 2 2 toparlayıp çıkıyorum. 2 2 2. Toplayıp çıktım. Bu baştakini 2 alıyorum. Ortaları tek tek alıp yukarı doğru çıkıyorum. Sondakini de 2 alıyorum yine. Baştakini 2 alıyorum. Ortaları tek tek alıp sondakini 2 alıyorum. 2 2 çıkıp yukarıya çıkıyorum. Sıramın başına gidiyorum. Baştakini 2 alıyorum. Ortaları tek tek alıyorum. Sondakini 2 alıyorum. Çıkıyorum. Baştakini 2, ortalar tek ve sondakini kaldı. Baştakini 2 aldım ve sondakini de 2 aldım. 3 ilmeğim kaldı. İkisini bir kapattım, ikisini de bir kapattım ve bitirdim arkadaşlar. Şimdi şuradan bak, şu ilmekten alıp aşağıya iniyorum. İkisini bir kapatıyorum. Sık iğne ile aşağıya iniyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle batırdığımız yerler 7 tane olacak. Şimdi aşağıya doğru tekrar ilmek toparlıyorum. Bunun aynısını yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. Aynı burada ne yaptıysak bunu da yapalım. Bakın anlattığım gibi videoyu ileri geriye izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapalım. Daha sonra gelelim. Burayı yapalım. Devam edelim. Şöyle bütün dağlarımı yaptım. Bu kenara geldim. Yine aynı işlem yapıyorum. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. 3 ilmeğin ikisini bir kapattım. 2 ilmeği bir kapattım. Yine şöyle batıyorum aşağıya doğru sık iğne ile gidiyorum. Bakın şuraya.
Evet, bakın. Şimdi buralara bir tane yarım buraya yapacağız. Bütün 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 gidecek. Daha sonra şöyle kenarlara yarım yapacağız. Şu şekilde. Burası düz çıkacak arkadaşlar. Dümdüz böyle kare bir şey olacak. Çok güzel bir model. Yapalım. Hemen yine buradan başlayacağız. Süt kahvesini alalım elimize. Rengimizi. Önce bir tane ilmek oluşturdum. Bak, şu kahverengi olan sondaki yuvaya batıyorum. İlmeği buradan çıkarttım. Bunu bir saydım. Yanındakine batırdım. Şöyle yanındakine batırıp arkadaşlar kaydırdım. Burayı böyle yapacağız. Hemen bunu bir saydım. Burayı tekrar göstereyim. İlmeğimi şöyle kahverengi olan yuvaya batırdım. İlmeğimi buradan çıkarttım. Yanındakine batırdım ve ilmeği içinden kaydırdım. Bu bir oldu. Şu ilmeğim. 2. Buradaki ipimi de şöyle bir alttan bir üstten içine gizliyorum. 2 3 4 2 4 5 6 ve tepeye de batıyorum. Şunu bir kez daha alacağım, düzgün çıksın. 7. 2 çıktım, 2 çıktım, 2 çıktım. 2 2 çıktım. Sıramın başına geldim. Baştakileri tek ilmek alıyorum. Bu ikisini çift. Baştakileri tek aldım. İkisini çift. Baştakini tek aldım. İkisini çift aldım. Tek. İkisini çift aldım. Bakın yine 1, 2, 3 tane ilmek kaldı. Şimdi şuradan yine aynı şekilde topluyorum. Bakın şu ilmeği alıyorum. Şimdi buraya bütün yapacağız. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane şu şekilde ilmeklerimi çıkarttım bak. Şöyle görün diye de tutuyorum. İkisini bir aldım. Bunları tek tek aldım. Son ikisini aldım. Yukarı doğru çıkıyorum. İki ilmeği bir aldım. Sona doğru tek tek alıyorum. İkisini bir aldım.
2 ilmeği bir aldım. Son 2'yi bir aldım. Üç tane olunca arkadaşlar topladıktan sonra şuradaki ilmeklerimi topluyorum. Sondakine bu şekilde batıyoruz. Şurayı tekrar alacağım ve aynı yuvaya kremin içine indim. Evet. Şimdi yine aynı şekilde burada ne yaptıysak onu yapacağız. Buradaki gibi arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 2, 2, 2, 2 toparlıyorum. Evet. Burada ne yaptıysak buraya da aynısını yapalım arkadaşlar. Daha sonrasında devam edelim işimize. Hemen burayı da yapıp gelelim. Sondaki yere geldiğimde şu şekilde bunu tek, yine bunu çift, ikisini bir çıktım. Üç ilmek kalınca ikisini de bir çıktım. Hemen şuradaki yere yine batıyorum. Aşağıya sık iğne ile ineceğim. Ve daha sonra yarım yapacağız kenarda. Aşağıya iniyorum. Şu ipi de şöyle üzerine bırakacağım. Bu da düzgün olsun diye. Eksiltmelerimi yine aşağıda yapıyorum. Şöyle baştakileri tek aldım. Sondakini çift aldım. 2, 4, 6 tane ilmeğim var. Baştakileri tek alıyorum. Sondakini çift, baştakini tek, tek, sondakini çift. Baştaki tek, sondaki çift. 3 tane kaldı. 2 topladım, 2 de bunu topladım. Aşağı doğru şöyle bakın. Şurada hemen yeri var. Buraya batıyorum sık iğne. Bir aşağıya batırdım sıkı iğne. Şöyle
Telini almayın ipinizin. Son ilmeğimi de batırdım. Bakın. Daha sonra arkadaşlar şöyle şuraya batırıyorum. Buradaki kahverengi uca da batırıp ilmeği içinden kaydırıyorum düz çıksın diyerekten. Evet. Şimdi bakın. Bu şekilde devam edecek. Yanlar yarımda, ortalar bütümde. Ne yapacaksınız? Yapacağınız projeye göre bunu devam ettireceksiniz. Ortalar bütümde, kenarlar yarımda. Dediğim gibi. Şimdi battaniyenizi ya da yapacağınız örgünüzü bitirdik diyelim. Ne yapacaksak, çanta olur, ne olursa. Bitirdiniz. Buraları da bu şekilde kalmaz. Şöyle şuraları da bu şekilde kalmayacağı için arkadaşlar buraları kapatacağız. Burası böyle bütün olacak. Şöyle kare olacağı için. Şimdi onu da gösterelim. Bitişi yaptınız. Örgünüzü sonuna geldiniz ve örgüyü bitiriyoruz. Bu şekilde düşünün. Hemen krem ipimi getirdim ben. Önce şöyle bir ilmek hem buraları dolduracağım hem de kapatacağım arkadaşlar. Hemen şuradaki yuvaya batırdım. İlmeğimi buradan çıkarttım. Şu ipi de gezdiriyorum içinden. 2 oldu. 3 4 5 6 2 4 6 bir tane de aldım. 7 2 4 6 7 tane aldım arkadaşlar. Buradaki işlemimiz son işlem bu. Bunu farklı yapıyoruz. Şu 2 taneyi bir kapattım. Daha sonra kenardaki şu ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeği aldım. Daha sonra bir tane de bu kenardan aldım. Şöyle kapatıyorum bakın. Şu 3 ilmeği 2 kapattım. 2 daha kapattım. Daha sonra bir tane de buradan kapatıyorum. Ve geriye döneceğim. Bunu aldım. Bunu da aldım. Diğerleri bakın kenarda bekliyor. Ve bu kenardaki ilmeği de aldım. Bir tane de yuvadan aldım. Kapatıyorum. 2 2 2 2 Bakın şöyle. Bu kenardan bir ilmek daha alıp yine geri döneceğim. Tekrar dönüyorum. Bunu aldım. Buradan yuvadan aldım. 2 kapattım. 2 kapattım. 2 kapattım. Ve bunun şöyle ikisini de bir kapatıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bir tane de buradan aldım. Bir tane de yuvadan aldım. 2 kapattım. 2 kapattım. 2 kapattım. Bir tane de buradan aldım.
Buradan da battım. Şimdi hepsini kapatıyorum. 2, 2, 2 kapattım. Burada sık iğne yapıyorum. Bütün ilmeklerimi. Buraya da batırdım. Bakın şu şekilde yaptık. Buraya kadar geldik. Şimdi burada şöyle batırıyorum. Kapatıyorum. Tekrar aşağıya doğru ilmeklerimi alıyorum. Buraya da batıyorum. Şöyle bir tane de buradan kapatıyorum sık iğne. Daha sonra aşağıya doğru ilmeklerimi alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimi aldım. Buradan bir ilmek aldım. İkisini bir çıktım. Bu ikisini çıktım. Şu sondaki birini atlattım. Sondakini tekrar aldım. Bir tane bu yuvadan aldım. 2 çıktım. 2 çıktım. Diğerleri bakın şişimde. Bu ikisini bir çıktım. Tekrar döndüm. Bir tane de buradan aldım. 2 çıktım. 2 çıktım. 2 çıktım. 2 çıktım. Bir tane de buradan aldım bakın. Aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim gibi aynısını yapacağız. Bir tane de buradan aldım. Geriye döndüm. Bu sıra örgümüzün bittiği yer. Örgüyü ördük, bitirdik. Ne yaptıysak bir tane burada kaldı, bir tane de burada kaldı. Hemen onları da toparlıyorum. Şimdi sık iğne yapıp başa kadar gidiyorum. Tekrar aynısını da yapıyorum. Şöyle sıra başına gidelim. Evet,
Bitirdim. Sık iğnelerle de toplayıp şöyle aşağıya doğru indim. Burayı da bitirmeyi göstereyim. Şöyle batırıyorum. Kapatıyorum. Bitti arkadaşlar. Buraya zincir çekip ipinizi buradan kesebilirsiniz. Modelimiz çıktı. Ben şöyle büyük bir parçada ördüm. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bunu da sizler için anlattım. Ben bu şekilde süt kahvesiyle yaptım rengini. İki renkli. Çok güzel oldu. Dilerseniz renkli renkli de yapabilirsiniz. Sevdiğiniz renklerden elinizde kalan iplerle yapabilirsiniz. Bu modelden arkadaşlar örerseniz bir tane de kendinize çanta örün diyorum. Çok güzel, kullanışlı, güzel bir çantanız olur. Kırlent yapabilirsiniz bebek battaniyelerinde. Çantalarda, yastıklarda çok güzel durur arkadaşlar. Bakın şöyle koltuğunuzun kenarına güzel bir kırlent yapabilirsiniz. Başka videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.